Ölçü vuruşları bir müziğin temelini oluşturan ritmik akıştır. Orkestra şeflerinin kullandığı şekiller bu şekildedir. İki dörtlük. Örneğin bir, iki, bir, iki şeklinde görülüyor. Üçlü zamanlarda bir, iki, üç, yani bir üçgen çizimi var. Bir, iki, üç şeklinde. Bu sağa da verebilirsiniz, sola da alt kısmı. O kişiden kişiye değişir. Dörtlü zaman ritmi. Bir, yukarıdan aşağı. İki, sağa, sola fark etmez. Düzenli saydığınız zaman fark etmiyor. Bir, iki, üç, dört. Bir, iki, üç, dört. Orkestra şefinin elinde çubuk vardır. Bilirsiniz, onunla çizer. Boşluğa bir resim çizer ve o ritmi orkestra elemanları oradan anlarlar. Şimdi ikili zaman, üçlü zaman, dörtlü zaman. Örneğin ikili zamanla üçlü zamanlar birleştiği zaman aksak olur. Yani şöyle diyelim, 2 sekizlikle şöyle 2 tane sekizliyle artı üçlü, 3 8 bir zamanı birleştirdiğimiz zaman ne olur? 2 artı 3 eşittir 5 8. 5 8. Şimdi çok basit. İkili zamana şu vuruşu alıyoruz. Üçlü zamana da bu vuruşu alıyoruz. Ne oluyor? 1 2 3 1 2 3. Yani 5 8'lik ritmik vuruşu bu şekilde elde temin etmiş oluruz. Bu artırılabilir de, örneğin 7 8'lik yapmak istiyorsanız, yani 7 8'lik de olabilir. Oraya bu şekilde artı 2 gelir. Artı 2 olur, eşittir ve 7 8 olur. 7 8'lik. Şimdi ne oldu? Üçlü zaman ortaya geçti. 1 2 1 2 3 1 2. İkili zamana ikili işaretini, üçlü zamana üçlü işaretini. Bu 5 8 7 8 9 8 bunlarda üçlü sürekli yer değişir. Zaten üçlüyü tespit ettiğiniz zaman üç zamanlı bir nota kümesini yerinde tespit ettiğinizde ritmik akışta ortaya çıkacaktır. 7 8'likte üçlü öne gelebilir. Bu şekilde de olabilir. Yani dörtlü zaman arka kısımda da olabilir. Üçlü zaman, dörtlü zaman ne yapacağız? O zaman 3'ü alacağız. 1 2 3. Bir de dörtlü zamanı da buraya alacağız. 1 2 3 4. Görüldüğü gibi bu şekilde de karşımıza çıkar. Yani 3 tane 8'lik, 4 tane 8'lik. Üçlü zaman ve dörtlü zaman. Bu şekilde. Ya illa şunu değil de iki tane ikili vuruşu da kullanabilirsiniz. Yani sıkıntı yok bu konuda. Müzisyen onu kendisi yaratır. Dörtlü zaman ritmi değil de ikiliyi de kullanabilirsiniz. Biraz evvelki örneğimde ikili zaman öndeydi, diğer ikili zaman arkadaydı, üçlü zaman ortadaydı. Burada üçlü zaman başa geçti. Başka bir türküde üçlü zaman arkada da olabilir. Önde dörtlü zaman olabilir. Bu eserin sözüyle, yazan kişinin hecelerle bölerek nota kümelerine ayarlaması anlamında anlıyoruz. Ritmik akışı vardır ve bu ikili zamanla üçlü zamanların birleştirilerek ritmik akışı elde edebilirsiniz.
1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 2 3 1 2 buraya geliyoruz. 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 şeklinde akışı vardır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beğenme butonuna basmayı unutmayın. Arkadaşlarınıza önerin lütfen. Emeklerimiz boşa gitmesin. Görüşmek üzere.